Nedir? Torosların çukuru, yola aşık, fukarası, fakiri, hakka çoktur duaları, şükürü yeter mi? Evet, teşekkür ederim. Devam hocam. Biz de Alanya'dan geliyoruz şu anda. Biliyorsunuz buranın yerlerinden arkadaşımız burada, Mustafa Bey ve Ozan'ımız burada. Onun için size ziyarete geldik. Bu köy hakkında bize bilgi verir misiniz? Nedir köyünüzün geçmişi? Nedir bu köyün kuruluşu? Bize anlatır mısınız? Onu bildiğimizi anlatalım ben. Bildiğiniz tabii. Ben bu köy hakkında kuruluşla ilgili araştırma yapıyorum. Evet. Çukurbağa tanıyalım, Çukurbağa'la tanışalım adlı bir kitapçık. Ne güzel. Hazırlıyorum. Şimdi bu köy Karamanoğlu aşiretinden şu tepenin başında Yağmur Dovası'na çıktığımız zaman, gerçi bizim köyde 5-10 tane var da, buradakileri kovarken şehit olmuş Hüsamettin Çelebi diye bir Karamanoğlu askeri var şu tepenin başında. Evet. Şimdi biz bura tekkeler ve zayıfeler zamanında gelmişiz. Şu tepenin ufuktan güneş doğduğu zaman o tepenin gölgesinde kalan yer, burada Hüsamettin Çelebi'ye ait tekke kurulmuş. O tekkenin vakfıymış. Sonra belli bir süre sonra bundan yani 200 sene kadar önce falan şey yapılmış. Beyliklere hizmeten birilerine burası olsun diye o vakıf gibi edilmiş. Şimdi biz buraya gelişimiz 1270'li yıllarda veya 80'li yıllarda yaklaşık tam kesin olmamakla beraber ben İsmail Hakkıoğlu'nun Çarşılıoğlu'nun Anadolu beyliklerini inceledim. Fuat Köprü'nün Türkiyat Mecmuası'nı inceledim. Harp okulu tarih öğretmeni Tahsin Ünal yazmış. Oba oba çadır çadır diye yörükleri. Biz yörüyoruz yörük. Hangi yörüklerde? Karamanoğlu aşireti. Karamanoğlu yörük zaten aşiret. Evet, biz de Haliloğulları yörükleri. Buradan gidiyor bu Akdeniz'de. Mahmutlardan çıkıyor. Manavgat'a yerleşiyor. Manavgat'tan Toroslar'dan Yozgat'a yerleşiyor bir bölümü. Bir bölüm orada kalıyor. Sorgun Evirhan Köyü'nde tekrar yaz mevsiminde buraya geliyorlar. Tamam. Şimdi evet, burada bir çamurla ilgili bir şey varmış. Bununla ilgili bir çamur Göktepe'de. Göktepe'de mi? Buradaki başka tarih hakkında ne biliyorsunuz? Burası işte arz ettiğim gibi 1200'lü yıllarda gelmişiz. Mevlana Konya'ya geldiği zamanlar Yunus Mevlana bir sohbetinde bulunmuş birbirini. Evet. Biz o yıllarda buraya gelmişiz. Bizi şeyde Ön Asya'dan Mevlana'ya diye bölgeden çıkmışız. Azerbaycan'a gelmişiz. Bir kısmı orada kalıvermiş. Bizim Karamanoğlu'nun aşiretinin. Bir kısmı Şirvan'a gitmiş. Şirvan'da görev yapmış bir orman mühendisi arkadaş var. Göktepe kasabasından da. Orada Karaman köyü falan var. Orada Karamanlılar var. Ama onlar biraz daha Kürtleşmiş tabii. Şimdi biz